Ölçümüz şu. 178,5 146. Tepe sayısını bulmak için 178,5'i bölü 4 yapıyoruz. 44 tepe çıktı. 5 tepe çıkartıyoruz. 39 tepe 2 tane tür kesiyoruz. Bir tane daha kesiyoruz. Yükseklikten, yani uzunluktan ölçümüz 146 idi. 5,5 düşüyoruz. Yani 140,5'tan kesiyoruz. Sıfır yapıştırıyoruz şeridi. Diğer tarafı da 2 santim boşluk bırakır şekilde şu şekil. Öteki şey şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Tümümüzün şeridini yapıştıralım. Tümümüz bu şekilde hazır. Şimdi delmeye geçeceğiz. Boş makinesine deleceğiz. Delme aralığını bulmak için de 146-140,5'tan kestik. 140,5 bölü 5. 3 ip yapacağız bunu. 28'den deleceğiz. Başlangıçta her zaman 4 santimden deleceğiz. 4 santim alıyoruz başlangıcı. Çeviriyoruz. Aynı işlemi yine aynı şekilde yapıyoruz. 4 28 56. Bu üç iplerde geçerli. Tülümüzü deldik. Karşılıklı iplerin hepsinin aynı yön şeye bakması lazım. Aynı hizada olması lazım. Bu şekil. Gördüğünüz gibi. Yani bu şekil olursa ipler bu şekil olur. İyi durmaz. Şimdi kuş boyu çakmak için ilk başta deleceğiz. Deldiğimiz yeri, iğneyle deldiğimiz yeri genişleteceğiz. Tek kat olmasına dikkat edin. Şu şekil. Kuş gözümüzü ilk başta burada koyuyoruz. Biraz tatlı. Tülümüzü koyuyoruz. Sonra da pulumuzu koyuyoruz. Her iki tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Tülümüzü kestik. Şimdi profilimizi keseceğiz. Ölçümüzü tekrar hatırlayalım. 178,5 146. Yükseklikten 7,8 düşüyoruz. Yani kanadın çalıştığı yerde. 146. 7,8 düştüğümüz zaman 138,2 yapar. Kanımızdan da 8,5 düşüyoruz. Thank you.
tamam mı? Yani 178 üstü tanrıda 4 farklı üstü. Yani 174 üstü köşe. Et kökümüzü yapıştırdık. Şimdi masayı. Köşemizi her zaman ilk başta yüksek yer takıyoruz. Yani kanadın çalıştığı yere kısaca. Bir tarafı uzun, bir tarafı kısa. Uzun tarafı kanadın çalıştığı kasaya takıyoruz. Bu kansızımızı şu kanaldan geçireceğiz. Şu üst kanaldan. Takıyoruz. Tülümüz hazır, profilimiz hazır. Şimdi ip geçireceğiz. İp metrajını öğrenmek için de genişlik ve yüksekliği toplayıp ikiye çarpıp 20 santim ekliyoruz. Yani 178, 180 olarak kabul edin. 146, 150 olarak kabul edin. 250, 200, 330, 660, 6 metre 80 santim ip keseceğim. 1, 2, 3, bir tanesine 3 tane gidiyor. Yani toplam 6 tane 6 metre 80 santim ip kesmiş olacağım. İplerimizi kestik. Şimdi ipi bu şekilde tutuyoruz. Gözükmeyecek bir şekilde. İğnenin ucunu böyle takıyoruz. Her zaman ipi şu kısa taraftan takıyoruz. Şu kısa taraf bize bakacak şeyden kısa tarafı yani. Bu şekilde olsa olmaz. Buradan geçiriyoruz ipimizi. Öteki taraftan U şeklinde yapıyoruz. Bu birinci ipimiz. İplerimizi geçirdik. Şimdi çaprazlamayı yapacağız. Her zaman yarısı sola, yarısı sağa. İsterse burada 2 ip olsun, isterse 3 ip olsun, istersen 4 ip olsun. Her zaman 2'ye bölüp mesela şu sol tarafa yarısı. Al işte bağladım. Şu da yarısı bu tarafa. Ondan sonra ipimiz şeridin üstünde bir şekilde kalıyor. Kanadımızı geçireceğiz. Tek kat şekilde yani şeridin yapıştığı kat şuraya geçireceğiz, şu alttaki raya. Şöyle ipi tuttuğumuzda zaten kendisi gider. İpimizi geçirdik. Kanadımızı da geçirdik. Şimdi kapağımızı geçireceğiz. Şu açık bu taraftan değil. Buradan. Şu arka kısımdan ipi ikiye katlayıp şu şekilde geçirebilirsiniz. Sonra şurasını şu tarafa gelsin. Şuraya şu alt tırnaklarını da taktıktan sonra gidin. Bak tam oturdu. Eğer ki bu şekil olursa bu kadar tek geçirirseniz olmaz. Kanat uzun gelir kasan içinde. Bu sefer iyi çalışmaz. Yani tam öpecek. Şöyle sıfır olacak. Kapaklarımızı da taktık. Her iki tarafa. Şimdi vidalama işlemine geçeceğiz. Tek kat yine bu şekil. Alıyoruz. Kasanın içine tutuyoruz. Dublo olduğu için şuradaki deliklerin açık olması lazım. Şu deliği. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözüküyor. Şu deliğin açık olması lazım. Yani bu şekilde olmaması lazım şeridin. Böyle açık olması lazım. Her iki tarafta da aynı olacak. Burada da, burası da aynı. Görüyorsunuz. Şimdi vidalayacağız. İlk vidam. Vidayı ipin geçmediği yerlere atıyoruz. Bir tane vidamızı şu başa atıyoruz. Burada ip yok. Şu kanaldan ip geçiyor şu arada. Çünkü ipi geçirdik U şeklinde yaptık ya. Şurada ip var. Şu boşlukta ip yok. Kuş gözünün yakınına. 1,5-2 santim. Bu kadar. Sonra burada yine ip geçiyor. Yine U şeklinde yaptık. Bu tarafta ip yok. Boş burası.
kısımda da ip var. O yüzden yine en baş atacağız. İpin geçtiği yere atarsanız vidayı ipi zedelersiniz, ipi kesersiniz. Vidaların işlemi de tamam. İşte. Her şeyimiz hazır. Pimi şimdi takacağız. Pimin açık tarafı bize bakacak. Şöyle köşeye taktık. Bir tane buraya taktık. Diğer tane buraya takıyoruz. Dört köşeye. Ondan sonra buranın ipini şu karşı tarafa vereceğim. Buradan geçirdim kancayı. Buranın ipini aldım. Şöyle kancayla çektim ipi. Karşı tarafa gönderdim. Karşı tarafın ipini. İpini. Bu tarafa alıyorum. Buradaki işlemleri de aynı şekilde. İp olayı da tamam. Dublede karşınıza birini alsanız daha rahat yaparsınız. Ben de ustayı aldım karşıma. Şekil yapalım. Devamlı. Kasaya geçirirken ipler şu tekerde olacak. Yani şöyle değil de şu şekil. Burayı kasaya geçirdim. Karşı tarafta ustalar öyle yapacağım. Aynısını. Şimdi ipin boşluğunu alacağız. İkimiz aynı şekil. Tek elde kanadımızı, tek elde ipi tutuyoruz. İpi çekiyoruz. Boşluğunu aldık bu tarafın. Burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Boşluğunu aldık. Şimdi ipi bir tur sıkacağız. Yani şu, bir tur dediğimiz şu ip çevirdiğimiz zaman şu tekrar düz olacak. Şöyle bir tur sıktım. Burayı da bir tur sıktım. Karşı tarafta da bir tur sıkıldı her iki taraf. Sonra sineklerimizi çalıştıracağız. Sineklik yumuşak. Fakat ayar iyi değil. Şurası açık kanadın. Bu taraf kapalı. Kapalı olduğu için ve yumuşak olduğu için şu karşı tarafı ustadan sıkmasını isteyeceğim. Sık abi. Tamam bekle. Şöyle bir diş gevşetecek. Biraz sert oldu. Şurası yine açık kaldı. Gevşettiği zaman zaten geri atıyor. Bir diş daha gevşetir misin abi? Şimdi karşı tarafı da ayarlayacağız. Gevşet. İkisinde birer tane. Birer tane sıkıyoruz. Bunu bir tane daha. Şakılı vaziyette bırakıyoruz bu arada. Bu şekil. Böyle değil de. Bu şekil. Tamam mıdır? Ayar bitti. Şimdi ipimizi çaktırıyoruz. Çaktır. İpimizi 10 santim kadar uzun bırakıyoruz. Montajdan sonra kesiyoruz. Şimdi ayakta çalıştıracağız. Bu şekil. İpler düzgün. Hepsi karşılıklı. Görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Gayet iyi.